Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer, biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak. Merhaba hemşehrilerim. Merhaba Edirne'nin güzel insanları. Mustafa Kemal'in askerleri, Mustafa Kemal'in kızları, Mustafa Kemal'in gençleri. Hepinize merhaba. Bugün Edirne'deyiz. Osmanlı'nın ilk payitahtındayız. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye'nin ihtişamının kentindeyiz. Tunca'nın, Tuna'nın, Arda'nın, Meriç'in arasında dünyanın en güzel şehirlerinden birinde dünyanın en güzel insanlarıyla birlikteyiz. Kelalıçoların, Kurtdereli Mehmet Pehlivanların, Koca Yusufların, Adalı Halillerin, Ahmet Taşçıların baş pehlivan olmak için peşrev çektiği, yiğidin harman olduğu Edirne'deyiz. Ve bugün hep birlikte çok önemli bir toplantıda, çok önemli bir mitingde, çok önemli bir görevi yapmak üzere buradayız. 2011-2014 arası Recep Gürkan'la birlikte milletvekilliği yaptım. İnsanlığına, ağabeyliğine, koyu partililiğine, cumhuriyet değerlerine sıkı sıkı bağlı olmasına, partideki tecrübesiyle hepimize abilik yapan Recep Gürkan'ı 2014'te sizler Edirne'ye çağırdınız. Koştu geldi. 10 yıl boyunca hepimizin gurur duyacağı çok önemli işleri yaptı. Benim memleketim Manisa'da yapılanın onda biri fiyatına katı atık bertaraf tesisi yaptı. Oradan elektrik üretti. Bütün Türkiye'ye örnek alan çok sayıda projesiyle, hizmetiyle hep bizim göğsümüzü kabarttı. Bu seçimler geldiğinde kendi isteğiyle görevi devredeceğini, ancak bir tek şey istediğini söyledi. Başkanımızın Recep Gürkan'ın isteğini kıramazdık. Onun isteği örgütümüzün isteğiydi. Ön seçim yapılsın dedi. Ön seçimi yaptık. Ön seçimde bir meslektaşım, ön seçimden Eczacı Bektaşım Şükrü Civaoğlu seçildi, göreve geldi ve bütün Edirne'deki dostları, arkadaşları, partilileri kendisini destekledi. Ama süreç sağlık sorunlarından dolayı adaylığını sürdüremeyecek noktaya geldi. Kendisiyle görüştük. Partinin menfaatinin bu yönde olduğunu söyledik. Şükrü abimiz anlayış gösterdi. Kendisine Edirne'de il başkanlığı yapmış partinin Şükrü abisi, benim Şükrü abim, çok sevgili büyüğümüze yürekten teşekkür ediyoruz. Sağlıklar diliyoruz. Kendisine minnet duyuyoruz. En kuvvetli alkışları istiyoruz. Aynı ön seçimin hemen arkasında ikinci sırada 40 yaşında genç bir cumhuriyet kadını vardı. Avukat Filiz Gencan Akın Edirne Belediye Başkan adayımız oldu. Şimdi Edirne 31 Mart'ta Recep Gürkan'ın bayrağı kime teslim edeceğine, kime vereceğine karar veriyor. Ama hem Edirne'de çok enteresan bazı gelişmeler var.
Türkiye'nin bütün şehirlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bayrakları, posterleri neredeyse her direkte, her duvarda varken iki şehirde pek az, yasak sağmak için var. Ampul, AK Parti'nin simgesi ampul. Ezan mı okuyor? Ezanı dinleyelim, devam edelim. Değerli Edirneliler, seçim bütün Türkiye'de yaşanıyor. Bütün şehirlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın boy boy resimleri her yeri kaplamış. İki şehirde çok az, yasak sağmak için. Biri İzmir, biri Edirne. Adayların partinin simgesini, bizimkini altı ok. Gösterin altı oku. Utanan, çekinen var mı? Gururla yakamıza takıyoruz. Bütün Filiz Hanım'ın posterlerinin üzerinde altı ok var. Partimizin ismi var. Ama
AK Parti'nin bir İzmir'de, bir Edirne'de ampulünü mikroskopla ara. O kadar küçük koymuşlar. Niye? Niye peki? Niye? Recep Tayyip Erdoğan'ın resminden niye çekiniyorsunuz? Ampulden niye çekiniyorsunuz? Çünkü siz de biliyorsunuz ki bu Edirne'nin yiğit mert kalbinde Atatürk sevgisi, vatan bayrak sevgisi olan bu insanlarından oy isteyen kişiler aman Tayyip Bey'i hatırlamasınlar. Çünkü Tayyip Bey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 2 ay yaş diyor. Onu biliyor da ondan gizliyor onu. Ve biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki benim 2 büyük eserim var. Bunlardan biri Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Partimizle gurur duyuyoruz. Partimizin 6 okunun her biriyle gurur duyuyoruz. Ama birileri partilerinin amblemini gizleyerek onların fesli deli kaderin keşke Yunan kazansaydı dediğini unutturmaya çalışıyorlar size. Ve ben anneannesi Selanik'te, dedesi Üsküp'te doğmuş Balkan göçmeni bir kardeşiniz olarak şunu söylüyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine öyle kimse Tayyip Bey'in resmini sakladı, ampulü takmadı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin emanetine, Gazi Mustafa Kemal'in emanetine Edirne ihanet etmez, etmedi, etmeyecek. Bundan sonraki süreçte birileri aman Edirne'de bir fırsat var. Ne fırsatı var? Efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını bölebilecek birisi bir önceki dönem belediye başkanımız bu kez de bir başka partiden aday olmuş. Onun adaylığıyla CHP'nin, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Mustafa Kemal'i seven Edirnelerin oyu bölünecek. Aradan Recep Tayyip Erdoğan'ın adayı çıkacak. Edirne'nin huzurunu bozacaklar. Ranta açacaklar. Atatürk'ün hatırasına saygısızlık edecekler. Ve Cumhuriyet kenti Edirne'yi ele geçirdik diyecekler. Öyle ama yok. Edirne'yi size teslim etmeyeceğiz. Buradan bütün Edirnelilere sesleniyorum. Edirne'nin birinci meclise yolladığı 2 milletvekilinden birisi Kazım Karabekir'dir. Birisi de ikinci cumhurbaşkanımız İsmet Paşa'dır. Kazım Karabekir'e, İsmet Paşa'ya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hatıralarına saygımızdan bütün Atatürkçüler bir tane fire vermeden oylarını Filiz Gencenak'ına verecekler. Cumhuriyet'in kalesini daha da güçlendirecekler. Geçtiğimiz dönemlerde bu görevin onurunu yaşamış. Bu partinin bayrağının altında her türlü onuru yaşamış değerli başkanımıza da diyoruz ki siyasetin en son zamanında, son seçimde, böyle bir dönemde Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelebilecek herhangi bir adımın atılması Edirne'nin Cumhuriyetçi tarihine, Atatürkçü tarihine, Edirne'nin bu ülkenin kurucu değerlerine bağlı insanlarına karşı takınılmaması gereken bir tutumdur. Biz o birlikteliğin
adaylaşmayarak sağlanmasını isterdik. Ama madem yine bir başka partiden geçen seferki gibi adaylık oldu, bu sefer Edirne artık oylarını bölmüyor, ayırmıyor, birleştiriyor ve bu seçimde rekor oyla bir cumhuriyet kadınını belediye başkanı seçiyor. Filiz Gençen Akın'ı Edirne belediye başkanı seçmeye var mıyız? Var mısınız? Var mısınız? Onu seviyor musunuz? Ona güveniyor musunuz? Onun için çalışacak mısınız? Biz de ona güveniyoruz. Recep başkanımızı çok seviyoruz. Şükrü başkanımızı çok seviyoruz. Artık zamanı geldi Edirne'yi bir cumhuriyet kadınına, Atatürk'ün kızı Filiz Gencan Akın'a teslim ediyoruz. Edirne'deki özgürlük ortamını, güven ortamını, cumhuriyetin kazanımlarını aşındıracak olanların takiyesine, ikiyüzlülüğüne, ne söylediğine bakmayın. Geldiklerinde tek başlarına gelmiyorlar. Dünya kadar belediye bürokrasisini değiştiriyorlar. Çalışanları işten çıkarıyorlar. Kadrolaşıyorlar ve TÜGVA, TÜRGEV, Okçuluk Vakfı ve Ensar Vakfı'na, o şehrin ne kadar taşınmazı varsa, ne kadar salonu varsa, ne kadar devlet binası varsa her birini teker teker 25 yıllığına, 30 yıllığına protokollerle veriyorlar. Okullara protokol yapmaya zorlayarak kendi elemanlarını sokuyorlar. Öğrencileri o milli eğitimin müfredatının dışında kindar bir nesil olarak yetiştirmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Şehri talan edip yandaş müteahhitlere bütün ihaleleri verip o şehirde ne varsa ne yoksa hepsini perişan ediyorlar. O yüzden Edirne bizim gözümüz, ona gözümüz gibi bakacağız. Gözümüzü Cumhuriyet'in kızı, Atatürk'ün evladı Filiz Gencan Akın'a emanet edeceğiz. Başkasına değil. Aksi durum, Edirne'nin birinci dönem milletvekilleri Kazım Karabekir'le İsmet Paşa'nın kemiklerini sızlatır. Aksi durum Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatır. Edirne Atatürk'e de evladına da sahip çıkacak. Buna inanıyorum, buna güveniyorum. Ben geçen hafta Kırklar elindeydim. Konuşma yaparken dedim ki ekonomi kötüye gidiyor, paramız değer kaybediyor. Dedim ki eskiden bizim paramız levadan değerliydi. Şimdi dedim bizim paramız 17, bir leva 17 TL ediyor dedim. Geçen hafta bugün. Bugün kalktım Edirne'ye geldim. Ben gelene kadar bir leva 18,5 TL olmuş. Bizim emeklimiz yoğurt alırken, süt alırken, peynir alırken, zorlanırken levayı bozduranlar burada mandıralardan kilo kilo peynirleri taşıyorlar. Öyle bir hale geldi ki elbette esnafımız alışveriş yapsın ama İvan parayı bozdurup fileleri doldururken İrfan amcamın boynu bükük eve gitmesine yüreğimiz dayanmıyor. Yüreğimiz dayanmıyor. Edirne aynı zamanda bir emekli kenti. Çok güzel gençlerimiz var ama çok da emeklimiz var.
Bakın başkanım, Recep başkanım, emekliler kaldırın elinizi. Türkiye'nin her yerinde durum böyle. Meydanın hiç değilse %70'i emeklilerle dolu. Emeklilerden de hemen hepsi en düşük emekli maaşı alıyorlar. Kaç para? 10 bin. Hep bir ağızdan. 10 bin lira. Bu 10 bin lira Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 26 bin liraydı. Bu Tayyip Erdoğan her sene emekliye çeşitli oyunlar yaparak, örneğin bu sene enflasyon TÜİK'e göre kaç? %68. Ama TÜİK ne? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Baş harfleri. Gerçek enflasyon %120. Bu sene %120 enflasyon varken 7500 lirayı 10 bin lira yaptı. %33. Bunu 20 yıldır emeklinin cebinden çala çala bugün en düşük emekli maaşı 0,59 asgari ücret. Asgari ücretin %59'u. Asgari ücret 17 bin lira. Emekli maaşı Tayyip Bey'den önceki gibi olsa 26 olacakken 10 bin liraya düşmüş. O 10 bin lirayla geçinin diyorlar. Bakın basit bir şekilde ben anlatayım. Siz bütün emeklilere anlatın. İsteyen hemen, bakın burada Peşincioğlu kuyumcusu var. Yarın sabah gelin sorun. 3 Kasım 2002 günü, yani Tayyip Bey partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Google'a yazmak, çeyrek altın 3 Kasım 2002, o günkü en düşük maaş 8 çeyrek altın. Bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira, 2,5 çeyrek altın alıyor. Bakın, bir emekli cebindeki bir çeyrek altını düşürse aklı çıkar. 4 döner Edirne'de nerede düşürdüm altını diye. Bu Tayyip Bey bir emeklinin değil, her emeklinin cebinden bir altın değil, 5,5 altın. Bir sefer değil, her ay alıyor emeklinin cebinden 5,5 altını. Tayyip Erdoğan çalıyor arkadaşlar. Tayyip Erdoğan çalıyor. Ben bunu söylediğimde diyor ki Özgür Efendi diyor emeklileri kışkırtıyor diyor. Aslında keyifleri yerinde diyor. Emeklinin keyfi yerinde değil. Emekli perişan, emekli aç, emekli yoksulluk çekiyor. Bakın bu sadece maaştan kayıp. Biliyorsunuz 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ne dedi? Biz her emekliye bayramda birer maaş ikramiye vereceğiz dedi. Vallahi yeri gelmişken analım selamımızı söyleyelim. Kimin sayesinde alıyoruz bayram ikramiyesini? Kemal Kılıçdaroğlu'nun. O gün olmaz dediler. Vermeyiz dediler. 7 Haziran'da seçimleri kaybedince 1 Kasım 2015'te biz de vereceğiz dediler. 3 sene kulaklarının üstüne yattılar. Sonra 2018'de seçime birkaç ay kala emekliye 1000 lira verdiler. Biz dedik olmaz. Bir asgari ücret ver, ikramiye 1000 lira. 2021'e kadar 1000 lira, sonra 2000, bu sene göya 5 yapacaktı, 3000 lira yaptı. Bakın o beğenmediğimiz 1000 lira 2018 yılında tam 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün en düşük, bugün emekli ikramiyesi 3000 lira 6 kilo dana kıymayı zor alıyor. 24 kilo 6 kilo. Önümüz 30 gün Ramazan oruç tutulacak. Ardından bayram yapılacak.
emeklinin dolabından, mutfağından, tenceresinden, sofrasından, evladının, torununun kursağından 18 kiloda kıymayı bu iktidar 6 yıl içinde çaldı. Hakkımızı helal etmiyoruz. Bunun hesabını soracağız. Bir de bana diyor ki emeklileri kışkırtıyor. Emekliler, Tayyip Erdoğan'a diyorum ki bir emekli kart verelim. Bir emekli kart, içine 7000 lirayı koyalım ve bu asgari ücretle 10.000 lira arasındaki farkı ödeyelim. Ayrıca o kartta elektrik, su, doğalgaza %25 ila %40 indirim yapalım. Tayyip Bey para yok diyor. Sadece 7000 liralar için 1.4 trilyon lazım dedi. Hemen hesaplattık. 680 milyar lazım. Peki bu 680 milyar nerede? Vallahi 680 milyar nerede biliyor musunuz? İliç'teki maden ocağının vermesi gereken vergiyi affetmiş 222 milyon. Beşliçete'nin, yandaş müteahhitin, ultra zenginlerin, holdinglerin para kazanıp ödemeleri gereken vergiyi son anda plan bütçe komisyonunda affedip vazgeçtikleri para emekliye yetecek para. Şimdi emeklilere soruyorum. Tayyip Bey Beşliçete'ye para buluyor, size yok. Yandaş müteahhite para buluyor, size yok. Yabancı altın şirketine para buluyor, size yok. Uçan saraya, yüzen saraya, yazlık saraya, kışlık saraya, bin odalı saraya para buluyor, size yok. Önümüzdeki seçimlerde Tayyip Bey'e oy var mı? Tayyip Bey'e oy var mı? Tayyip Bey'e oy var mı? Tayyip Bey, madem emekliye para yok, sana da bundan sonra emekliden oy yok. Her yerde, her yerde bir hesap yapıyoruz. Bugün her yerde mesela Afyon'da sucuk hesabı yapıyoruz. Manisa'da üzüm, Ordu'da fındık. Şimdi Edirne'de ne hesap yapmak lazım emekliler için? Önce şöyle yapayım. Esas güzel bir Edirne hesabı var ama önce Ramazan sofraları zeytinyağsız olmaz. Zeytinyağın litresi geçen sene 126 liraydı. Bu sene 342 lira. Geçen sene emekli maaşı 60 litre zeytinyağı alırdı. Bu sene 29 litre alıyor. Yarısını bile alamıyorsunuz. Geçen sene kuzu eti 266 liraydı. Bu sene 605 lira. Geçen sene 28 kilo kuzu alınıyordu. Bu sene 16 kilo alınıyor, 12 kilo kuzu eti kayıp. Ama madem Edirne'deyiz, hesabı neye göre yapmak lazım? Ciğere göre yapmak lazım, olur mu? Edirne ciğerinin geçen sene porsiyonu kaç paraydı sordum. 80 liraydı, doğru mu? Bu sene olmuş 240 lira, doğru mu? Geçen sene emekli maaşını aldığında 94 porsiyon ciğer parası ediyorken bu sene sadece 42 porsiyon ciğer parası ediyor. Bu hesabı Edirne'de yap, Antalya'da yap, Ardahan'da yap, Sinop'ta yap, Anamur'da yap, Karaburun'da yap, fark etmiyor. Emekliyi de, asgari ücretliyi de, geçim sıkıntısı çeken esnafı da, yoksulluk çeken herkesi ve özellikle de çiftçileri bu hükümet perişan etti. 31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, onlara sarı kart gösterme, kırmızı ışığı yakma, artık yeter, canımı yakma deme seçimleri. Hükümete bu seçimde gerekli cevabı verecek miyiz? Verecek miyiz? Eğer
Siz kendinizden emin olursanız karşınızda hiçbir güç duramaz. 16 milyon emekli var. 16 milyon emekli. 20 milyonun üzerinde gencimiz var. 20 milyonun üzerinde çalışanımız var. Herkesin derdi aynı ama gücünü göstermenin zamanı geldi çattı. Güç sizde, gücünüzü gösterin, gücünüzü gösterin, gücünüzü kullanın. Bu hükümete artık yeter deyin, artık yeter deyin, artık yeter deyin. Ve bugün bu konuşmamızı belli televizyonlar yayınlıyor. Ama hepimizin vergisini verdiği, TRT payını ödediğimiz devletin resmi televizyonu TRT bu mitingi yayınlamıyor. Tayyip Bey, bir dakika, önce şunu söyleyelim. TRT hepimizin, ta Cumhuriyet'in kurumu, hepimizin göz bebeği çalışanları var. Sakın ola TRT'nin çalışanına, kameramanına, muhabirine sakın bir şey demeyin. Onların da içi yanıyor. Bütün gün burada çalışıyor, yolluyor ama kullanmıyorlar. Çekiyor, yolluyor, yayına vermiyorlar. 1 Ocak'tan bugüne kadar TRT Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin yapmış olduğu yayınları 1 Ocak'tan bugüne kadar 2562 dakika vermiş, bizi 42 dakika, 42. Onların, AK Parti'nin Ankara, İstanbul, İzmir adaylarını her gün 15'er dakika veriyor. Bizim adaylarımızı Mansur Başkanı, Cemil Başkanı, Ekrem Başkanı daha bir dakika bile vermediler. Bu TRT en son ne yaptı biliyor musunuz? Demin hep beraber söylediğiniz Barış Manço'nun o güzel şarkısıyla İşimiz Gücümüz Türkiye filmimiz var ya. Filmi 20 gün önce teslim ettik. Hukuk servisine yolladılar. Normalde bir günlük iş. 20 gün boyunca cevap vermediler. Her sorduğumuzda inceliyoruz dediler. Ya filmde ne var? Barış Manço'nun şarkısı var. Telif hakkı ödenmiş. Ekrem Başkan esnafın kepengini kaldırıyor. Mansur Başkan yoksulun veresiye defterini kapatın diye çağrı yapmış. Bir seçmenimiz kapatmış. Ona teşekkür ediyor. Cemil Başkan böyle güzel gençlerle gitar çalıyor. Akşamleyin İzmir'de kadınlar güvenle oturuyor. Tekirdağ'dan Candan Başkan bir sanayi şirketindeki kadın emekçileri ziyaret ediyor. Topuklu Efe'miz Sera'daki teyzelere sarılıyor. Bunda ne sakınca olabilir? Oynatmıyorlar. AK Parti filmini teslim etmiş. Ertesi gün yayını aldılar. Biz tekrar başvurduk. Bizim yayınımızı neden yapmıyorsunuz? Parasıyla yayınlayacaksınız dedik. Mart ayı için bütün rezervasyonlarımız doldu dediler. Şimdi bu TRT'ye söylüyorum. Kameramanının, muhabirinin, şoförünün eline sağlık, emeğine sağlık. Ama bak benim elime bak. Bunu yapan TRT Genel Müdürü, sen var ya, er ya da geç Özgür Özel senin alnını karışlayacak, alnını. Alnını karışlayacak. Hadi verme bakalım. Hodri meydan. Bunlar bir kenara yazılır. Vicdanı olan herkese soruyorum. Herkesten vergi alıyorsunuz. CHP'liden vergiyi alıyorsunuz. TRT'ye veriyorsunuz. Parasıyla reklam yayınlatacağız. A Haber yayınlamıyor, yayınlamaz. ATV yayınlamıyor, yayınlamaz. Sen TRT olarak devletin televizyonu, AK Parti'yi yayınlıyorsun, MHP'yi yayınlayacaksın, CHP'nin reklamını yayınlamıyorsun. Senin gibi genel müdür var ya,
senin de, sana o talimatı verenin de bunu burnundan fitil fitil getirmezsem benim de adım Özgür Özel değil. Bunu böyle bilin. Buraya bir selam getirdim. Önümüzdeki günlerde bir ziyaretçiniz olacak. Biraz önce dediğim gibi üç nehrin arasındasınız. Üçü de çok kirli, çok sorunlu. Ama bu işi Türkiye'de bilen birisi var. 31 Mart'a kadar birazcık işi var ama arada birkaç saatliğine gelir. 1 Nisan'dan sonra Filiz Başkanım'la birlikte, bütün belediye başkanlarımla birlikte toplanacaklar. Biz ne yapabiliriz? Avrupa Birliği çevre fonları bunun için ne yapabilir bakacaklar. Ben dünyadaki siyasi akrabalarımızın elinden geleni yapmasını sağlayacağım. Bu üç nehri temizleyeceğiz. Ayrıca o nehirleri hem turizme hem kente kazandıracağız. Bu işi yaparken işin başında kim olacak? Yılmaz Büyükerşen. Gelecek. Porsu nasıl temizlediyse buraya da o şekilde temizlememiz için el birliğiyle çalışacağız. Hoca 31'ine kadar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, 31'inden sonra Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin eş güdüm, eğitim ve denetiminden sorumlu genel koordinatör. İlk iş Edirne'ye geliyor, Edirne'nin nehirlerini temizlemeye başlıyoruz. Son olarak şunu ifade etmek isterim. Bir devir teslim olacak. Bu devir teslimde görevi bırakan alnının akıyla bırakıyor. Çöp sorununu çözdü. O çöpten elektrik üretti. Güney çevre yolunu, sağlık yolunu, kuzey çevre yolunu açtı. İleri biyolojik atık su arıtma tesisini açtı. Tarihi elektrik fabrikasını restore etti. 58 kilometre uzaktaki, dile kolay 58 kilometre Kayalıköy Barajı'ndan Edirne'ye su getirdi. 50 yıllık su sorununu çözdü. Lalapaşa kavşağında içme suyu arıtma tesislerini yaptı. Atatürk Kültür Merkezi'ni ve belediye konservatuarını açtı. Şehir tiyatrosu kurdu. Senfoni orkestrası kurdu. Müzik koroları kurdu. Doğayı seven, yeşili koruyan bir belediyecilik anlayışıyla hepimizin yüzünü ağarttı. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz. Ve Recep Başkan, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde ya da Yılmaz Hoca'nın ekibinde, orada Yılmaz Hoca'yla birlikte partimize faydalı olmaya, sosyal demokrasiye faydalı olmaya, sizin göğsünüzü kabartmaya devam edecek. Ve yanında birileri istediği kadar bu kenti Atatürk'e husumet duyanların partisine peşkeş çekmeye kalışsın. O Cumhuriyet'e sahip çıkacak, Atatürk'e sahip çıkacak, Edirne'ye sahip çıkacak. Partinin kurucu genel başkanı Selanik'te doğmuş Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın adayını Selanikli Özgür Özel siz hemşerilerine emanet ediyor. Önceki başkanımızla, şimdiki başkanımızla, yarınki başkanımızla, bütün başkanlarımızla gurur duyuyoruz. Onları sizlere, sizi de Allah'a emanet ediyorum. Ülkem güzel mi güzel?
en iyiyi hak eder. Bugün harika şey görünüyorsun Edirne. Kaldır bayrakları, bu coşku senin. Aşığız, durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz yine. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşırı. Teşekkürler Edirne. Yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere. Hazırız biz. Durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. İşimiz belediye. Bu büyük buluşmamıza katkı sunan, bizlere alkış tutan Serhat Şehri Edirne'mizin güzel insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi, yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yetişiriz her yere.